Süpürme değiştiricisini kullanma. Şimdi biraz kalınlık vermek veya bu düzenlenebilir çizim nesnesine bir yüzey oluşturmak için sweep yani süpürme değiştiricisi eklemeye hazırız. Burada F3'e basacağız ki böylece gölgelendirmeyi görebileceğiz. Ardından da büyütmek için Alt W'ye basıyoruz. Seçtikten sonra Modify paneline gidiyoruz ve sweep'i seçiyoruz. Sweep, loft'a çok benzer. Sadece daha kolaydır. Ve yalnızca bir kesit ya da profiliniz vardır ve deforme edici ve benzeri ayrıntılara sahip değildir. İşte ilk defa sweep eklediğimizde varsayılan olarak elde ettiğimiz budur. Burada bir kesitimiz var ve bu kesiti açı aralığı olarak görüyoruz. Bu yüzden farklı bir seçim yapacağız. Örneğin buradan basit çubuk seçimi yapalım. Ve buradan çubuğun uzunluğunu ve genişliğini parametreler kısmından azaltmalıyız. 2 santimi deneyelim. Ardından taba basıyoruz. Yeniden 2 santim ve tab. Gördüğünüz gibi çerçeveyi oluşturduk. Süpürme aracı kutuları tek tek bir araya getirmekten ya da loft veya benzeri diğer metotları kullanmaktansa bize çok daha kolay bir yöntem sunar. Ayrıca burada isteğe bağlı kesit türü seçme şansımız da var. Eğer istersek isteğimize bağlı bir profil eğrisi çıkarıp o doğrultuda da sweep uygulayabiliriz. Bu örneğin mimarideki karton pier benzeri tasarımlar için kullanışlı olabilir. Ama burada elimizde olan bizim işimizi görecektir. Daha farklı hazır kesit türlerine sahip olduğumuza da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Örneğin silindir seçeneği var. Buna ait parametreleri açabilir ve daha sonra yarı çapı düşürebiliriz. Böylece sweep'in boru benzeri yapılar oluşturmakta da oldukça kullanışlı olduğunu görebiliriz. Oldukça temiz oldu. Temel olarak işte bu koltuğumuzun iskeleti. Yalnız birkaç ufak nokta var. Şeridin parçalarını hareket ettirebiliriz ve bu swipe değiştiricisine anında yansıyacak. Mesela bu iki parçayı birbirine biraz daha yaklaştırmak istersek buradaki düzenlenebilir çizim seçeneğini tıklıyoruz ve burada son durumun görünüp görünmeyeceği seçeneğine sahibiz. Burada yalnızca bu iki kesiti birbirine yaklaştırmak istiyoruz. O yüzden kesit seçimine tıklıyoruz. Ve kontrol tuşuyla birlikte tıklayarak birden fazla seçim yapıyoruz. Daha sonra buradaki boyutlandırma aracını kullanarak bunları birbirine yaklaştırabiliriz. Boyutlandırma aracını seçiyoruz ve X ekseninde boyutlandırma yapıyoruz. Bu şekilde birbirlerine yaklaşacaklar. Son durumu da görebiliyoruz. Çünkü bu özelliği aktifleştirdik. Arzu edersek kapatabiliriz de. Temel olarak iskeleti bitirdik. Sıradaki videoda koltuğumuzun minderlerini oluşturacağız.